Klas Spor TV olarak Etimesgut Belediyespor'un idmanını takip ediyoruz ve yanımızda tecrübeli çalıştırıcı Adnan Hoca, Adnan Şentürk var. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Çalışmalar nasıl gidiyor hocam? Gayet iyi gidiyor. Bugün de siz geldiniz, bizi motive ettiniz. Ayağınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz. Katkılarınızı büyük bir zevkle izliyoruz. Hem Ankara futboluna, Ankara sporuna, özellikle futbola, alt liglere. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Umarım en kısa zamanda herkese ulaşırsınız. Daha doğrusu herkes size ulaşır. Çünkü size ulaşmak için gerekli gayreti sarf ediyorsunuz. Onun için hepinizi tebrik ediyorum önce. Bunu söylemeliyim. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Hafta sonu cumartesi günü Van'la oynayacağız. Zor bir müsabaka. Rakibimiz de güçlü bir rakip. Ama biz iyi bir takımız. Biz çok güçlü ve iyi bir takımız. Şu anda puantajdaki yerimizden çok memnun değiliz ama birçok faktör bizim şu anda burada olmamıza neden oldu belki ama en önemlisi yönetimlerden, maç yönetiminden dolayı hakemlerden biraz sıkıntımız oldu. O konuya da girecektim hocam ama ondan önce bir Van Büyükşehir Belediyespor iyi başladı sezona. Fakat son 3 maçta bir beraberlikleri var. Beklenmedik mağlubiyetler aldılar. Hızlı başlayıp bir anda düşüşe geçtiler. Böyle bir rakibi tam da haftasında yakalamışken Etimesgut Belediyespor bir galibiyet alabilir mi? Etimesgut Belediyespor her rakipten galibiyet alacak güçte. Yani oynadığımız grupta, ligimizde bizim mağlup edemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Zaten şu ana kadar oynadığımız bütün müsabakalarda kesinlikle galibiyete çok daha yakın olan takım hep bizdik. Ama futbolda bazen işte istediğiniz her şeyi sahada oyun olarak belki ortaya koyarsınız ama ya da ona yakın bir şeyler yaparsınız ama sonucu atmakta güçlük çekebilirsiniz. Bunun işte maalesef birçok faktör ve sizin dışınızdaki faktörler de olabilir. Bazen bizim hatalarımız da oluyor tabii ki. Oyuncumuz hata yapıyor, hoca olarak biz hata yapıyoruz. Bunlar gayet doğal. Futbol bir hatalar oyunu ama genel istikrar önemli. Bizim takımımızda genel istikrar anlamında ligin en güçlü takımlarından. Dolayısıyla Vanspor'un içinde bulunduğu durumdan ziyade bizim sahaya ne koyacağımız önemli. Çünkü Vanspor veya bir başka takımda olsa biz herkesi mağlup edecek güce sahibiz. Hocam tam da hakemlerden bahsetmiştiniz. Ne olacak bu hakemlerin hali? Bir türlü düzelmiyor. Çok tuhaf davranışlarda, çok tuhaf kararlarda bulunabiliyor hakemler ve maça direkt tesir eden haller oluyor bunlar. Etimesgut'un da canı bu sene gerçekten çok yandı. Biz de programımızda genişçe yer verdik bunlara. Siz neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Evet, programınızda siz bunları hatta görüntü de verdiniz. Dolayısıyla çok net olarak izleyicilere de gösterdiniz. Ceza alanının bir metre dışındaki pozisyonu aleyhimize penaltı verdi. Hem kendi sahamızda olmasına rağmen. Yani öyle bir ayrıcalık istemiyoruz ama ondan belli bir süre sonra ceza alanı içinde mutlak penaltı olan pozisyonda pas geçti. Ve bir anda atacağın golü atamıyorsun, yemeyeceğin golü yiyorsun ve sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi hakemler hata yapabilir, gerçekten yapabilir. Yani biraz önce dedim ya biz de hata yapıyoruz, oyuncular da yapıyor. Yani futbolda her kesimde hata olabilir. Asıl olan şudur, hata yapılabilir ama o hatadan ders alınır, daha yüksek konsantrasyonla ve daha dikkatle devam edilir ve bunlardan uzaklaşmaya çalışılır. Eğer hata değil de bunda kasıt varsa bu çok büyük problem. Bizim çok üzüldüğümüz nokta bu. Yani hakem 3-5 metre mesafeden eğer 1 metre dışarıdaki pozisyonu süzemiyorsa ya bir sıkıntısı vardır görmeyle ilgili ya kasıtlı davranıyordur. Yani bunun bir hata olabileceğini düşünmediğimiz için ve buna benzer pozisyonları çok yaşadığımız için canımız yanıyor, canımız sıkılıyor. 8 tane gol yedik. 5 tane penaltı golü yedik. Bir tanesi bile bu penaltı olabilir şeklinde tartışılmaz bunların. Hiçbiri değil çünkü. Özellikle deplasmanlarda maruz kaldığımız durum çok garip. Kendi sahamızda lehimize olan pozisyonlar verilmiyor. Ama biz oyunu bunun üzerinden yorumlarsak oyuna da ihanet etmiş oluruz. Kendi takımımızın gücüne de. Bütün bunlara rağmen Etimesgut Belediyespor bunları aşabilecek kapasitede güçte bir takım. Çok iyi çalışan bir takım. İyi bir oyuncu kadrosuna sahip. İyi bir oyun mantalitesine sahip. Ve bu ligin sonunda en az bu playoff'un içinde olacak bu iddiayı da ben teknik adam olarak, bu takımın hocası olarak, 12 aydan fazla bu takımın başında olan kişi olarak çok ciddi bir şekilde ortaya koyuyorum. Yani en ufak bir çekincemiz, endişemiz yok her şeye rağmen. Her zaman da bu böyle devam etmeyecektir. Hatalar bizim lehimize de olacaktır. Yeter ki kasıt olmasın. Bizim peşinde olduğumuz durum bu. Evet. Geçen sene oyunuyla akılda kalan bir takımda Etimesgut Belediyespor. Çok başarılı bir alkışlanan oyun tarzı vardı. Bu sene de aynı formatı yine kullanıyor Etimesgut Belediyespor. Yine sahada alkışlanan bir takım. Sadece sonuca birazcık yansıyamıyor. Geçen seneyle bu seneyi hocam kıyaslamak gerekirse farklılıklar nelerdir? Doğru bir soru, güzel bir soru. Yani aslında bizim de peşinde olduğumuz durum bu.
Bu biraz önce bahsettiğimiz olumsuz faktörlerin dışında kendimizi arıyoruz biz olayı. Yani yine de neyi eksik yapıyoruz? Neden o galibiyet istikrarımız bozuldu? Bunun peşindeyiz. Şöyle bir şey var. Evet, basit goller yedik, geriye düştük ve beklenti yükseldiği için takımda. Yani geçen seneki çizgisi devam etse bu takım bu grubu şampiyon bitirir diye düşünüyor herkes. Çünkü ikinci lig kırmızı grupta geçen yıl ikinci yarının en çok puan toplayan takımı olmak demek. Aynı hızla başlarsan bu sene de buna ulaşırsın demek. Çünkü geçen seneki grup gerçekten daha zordu. Yani daha güçlü takımlar vardı. İki tanesi de PET'te birinci lige çıktı. Evet. Yani. Dolayısıyla buradan bakıldığı zaman olay böyle gözüküyor. Biz beklentinin yükselmesi, bazı olumsuzluklara maruz kalmamız ve puantajda aşağıda, yani olmamız gereken yerden uzakta olmamız oyuncular üzerine evet bir baskı oluşturdu. Yani ister istemez bu baskı oluştu. Her ne kadar bu baskıyı almaya çalışsak da oyunumuz yine aynı şekilde devam etse de pozisyonlardaki, gol pozisyonlardaki vuruş zamanlamamız, sakinliğimiz, sükunetimiz, o rahatlıkla yaptığımız vuruş performansımız maalesef biraz ondan uzaklaştık. En basitinden son maçta Sakarya'da çok ciddi potansiyeli olan bir takımla ve ciddi sayıda bir seyircinin önünde, rakip takım seyircisinin önünde oynadık. Maçın neredeyse tamamını üstün oynadık. Çok net pozisyonlar, karşı karşıya dahil, altı pasın, penaltı noktasının önünden bomboş pozisyonlar dahil gol yapamadık. Yani bu bazen beceri eksikliğinde de aranabilir. Ama hepsi beceri olmaz. Bu seviyedeki oyuncular bunu becerebilecek oyuncular. Bir de son 4 maçtır bizim en çok gol atan oyuncumuz İbrahim Alan'ı kullanamıyoruz. Bir sakatlık yaşadı burada maalesef. O sakatlıktan sonra 4 maçtır İbrahim Alan'dan eksik oynuyoruz. Bu bizim takım için önemli bir oyuncu. Diğer oyuncularımız da elbette ki önemli ama attığımız gollerin birçoğunu sonlandıran, son vuruşları yapan, çok pozisyona girebilen, hatta asist de yapabilen değerli bir oyuncu. Onun eksikliği de doğrusu bizi etkilemiş olabilir. Bu maçta oynayabilecek mi hocam İbrahim? Şimdi idmanlara çıkıyor. Bugün ve yarın da durumunu gözleyeceğiz. Son kararı vereceğiz ona göre. Yani çocuğun müsabakada herhangi bir performans ortaya koyup koyamayacağı konusunda emin olmamız lazım. Sakatlığının daha kötüye gidip gitmemesi konusunda da emin olmamız lazım. Onun sağlığını da düşünerek bir karar vereceğiz. Hocam son sorum da Ankara Gücü ile alakalı olacak. Ankara Gücü için çok önemli bir kişisiniz ve başarılar elde ettiniz. Ankara Gücü'nde de bir kongre süreci yaklaşıyor. Hem kongre süreciyle ilgili hem de genel Ankara Gücü'nün durumu, transfer yasağıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet, Ankara Gücü'nü tabii ki hem Ankara'da yaşadığımız için hem Ankara Gücü'ne olan sevgimizle, ilgimizle takip ediyoruz tabii ki. Yani şu anda içinde bulunduğu durum Ankara Gücü gibi çok güçlü bir camianın yaşamaması gereken bir durum. Bu kongre süreçlerinin ne kadar samimi ve nereye varacağı konusunda da maalesef kimse sağduyulu, sağlıklı bir fikir yürütemiyor. Transfer yasağı zaten çok büyük bir handikap. Daha önceki yıllarda olduğu kadar yetenekli genç oyuncu da yok ki hani takıma destek olsun. Daha önceki yıllarda epeyce genç oyuncu çıktı ve şu anda hala Süper Lig'de birçok takımda oynuyorlar. Ama bu döneme bu denk gelmedi. Zaten biraz da bu dönemsel bir şey olabilir. Kısıtlı kadrosuna rağmen verdiği mücadele takdire şayan. Ben bu anlamda oyuncuları kutluyorum, teknik ekipleri kutluyorum. Şimdikini, bundan önceki teknik ekibi. Onların özel bir gayreti ve çabası var. Dolayısıyla oyuncuların çok özel bir çabası var. Taraftar çok özel. Zaten taraftarın bu gücü olmasa ne oyuncular ne de diğer etkenler takımı bu kadar pozitif öne doğru ittirebilir. Seyircinin takıma sahip çıkması, her an yanında olması, ruhlarını birleştirmesi, oyuncunun da seyirciyle aynı frekansa geçtiğinde Ankara Gücü farkının ortaya çıkması, bütün yokluklara rağmen başarılı olmalarına etken. Ben başarılı buluyorum, yani bunu söylemek istiyorum. İçinde bulundukları koşullardan baktığımızda transferi yapamamış, kadrosu kısıtlanmış bir ekibin şu andaki performansı hiç yabana atılır değil. Zor bir ligde, zor bir süreçten geçiyorlar. Tek dileğim Ankara Gücü'nün olması gerektiği gibi herkesin sahip çıktığı, ekonomik sıkıntı yaşamayan, güçlü kadrolarla Avrupa'da oynayan ve başkente yakışır, Ankara Gücü'ne yakışır bir formasyon içinde olması. İnşallah en kısa zamanda buraya ulaşırlar. Çok teşekkürler. Van maçında da başarılar diliyorum hocam. Teşekkür ediyorum.
Klas Spor TV olarak Etimesgut Belediyespor idmanındayız ve Van Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi yanımızda Gökay İravul var. Gökay'ın maçla ilgili düşüncelerini sormak istiyorum. Hoş geldin Gökay. Merhaba, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Etimesgut Belediyespor çok genç bir kadroya sahip ve iyi oynamasına rağmen şanssız maçlar çıktı. Son iki maçta golsüz beraberlikle ayrıldı Etimesgut Belediyespor. Hem sana playoff şansını sorayım. Çalışmalar nasıl gidiyor ve Van Büyükşehir Belediyespor maçı nasıl geçer? Öncelikle Van Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasından başlayayım. Bu karşılaşmaya da daha önceki karşılaşmalar hazırlandığımız gibi çok iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah en son kendi sahamızda Ergene Velimeş'e karşılaşmasında galip geldik. Bu karşılaşmada galip gelmek istiyoruz çünkü Etimesgut Belediyespor olarak bizim teknik ekibimizin ve bu kulüple ilgilenen yöneticilerimizin hak ettiği yer burası değil. Öncelikle bunu tüm kalbimle çok içten olarak söyleyebilirim. İnşallah bu karşılaşmayı kazanıp sıralamada üst sıralara doğru çıkacağız. Buna cani gönülden inanıyorum. İbrahim, bir sakatlığın vardı. Yaklaşık 4 haftadır takımdan uzaksın. Evet. Ve takım seni çok aradı. Gol yollarında biraz eksik kaldı Etimesgut Belediyespor. Hem sakatlığınla ilgili şu anki durumu nasıl? Van Belediyespor maçında oynayabilecek misin? Hem de genel Etimesgut Belediyespor'un playoff şansı ve ligdeki durumunuz. Yani sakatlığımla ilgili bu son iki idmana göre değerlendireceğiz. Çok şükür %80, %90 iyi durumdayım. Tabii bu 3-4 haftalık süreçte biraz kondisyon anlamında fiziksel olarak biraz düştüm. Gol yollarında da yani eksik değil de orada şanssızlık oldu. Takım arkadaşlarım yani şanssızlık yaşadı orada. Beni çok aradıklarını düşünmüyorum açıkçası. Biz çok iyi bir ekibiz. Bu 3-4 haftalıkta hem rakip olsun hem hakemler olsun. Bundan çok sıkıntı yaşadık. Ama Allah'ın izniyle biz çok iyi bir takımız. Hem teknik ekip hem yönetim anlamında. Allah'ın izniyle bunların üstesinden gelip çıkış yakalayıp geçen senenin daha üstüne çıkacağımıza yani bütün ekip olarak biz inanıyoruz Allah'ın izniyle. Evet, şimdi de Batuhan'la beraberiz. Batuhan, çalışmalar nasıl gidiyor Etimesgut Belediyespor'da? Çalışmalarımız tam hızıyla devam ediyor şu an. Yarın bir kampa gireceğiz. Çok iyi hazırlandık maça da. Zaten çok iyi bir birlikteliğimiz var. Bunu da inşallah lige yansıtacağız. Sonuç şu an... Playoff şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya playoff şansı olarak kendimizi zaten hep yukarıda görüyoruz. En kısa sürede de orayı yakalayacağımızdan eminiz. Çünkü çok iyi çalışıyoruz, çok iyi bir takımımız var. Çok iyi hocalarımız var. O yüzden en kısa sürede hak ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyoruz. Herkesin ortak bir kanısı var. Etimesgut Belediyespor bu sene hakemlerden çok çekti. Evet. Biz de Klas Spor TV'deki programımızda buna genişçe yer veriyoruz. Gerçekten bir olumsuz bir tavır var gibi Etimesgut Belediyespor'a. Bu hakemlerle ilgili ne söylemek istersin? Ya hakemlerle ilgili şu an hani burada artık geçmişte kaldı. Çok bir şey söyleyemiyorum ama gerçekten hem rakiple mücadele ediyoruz hem 4 hafta hakemlerle mücadele ettik. O yüzden zor bir süreçten geçtik. İnşallah artık biraz yüzümüz hakemlerden güler diye umuyorum. Çok teşekkürler, sağ ol. Etimesgut Belediyespor idmanını takip etmeye devam ediyoruz. Yanımızda Etimesgut Belediyespor yöneticisi Mesut Şahingöz var. Mesut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Çok önemli bir maç var. Van Büyükşehir Belediyespor maçı. Bu maç öncesinde hazırlıklar nasıl gidiyor ve genel olarak ligin gidişatını nasıl buluyorsunuz? Evet, siz de kendi gözlerinize gördünüz. Hazırlıklarımız son derece iyi gidiyor, başarılı gidiyor. Adnan hocamıza da güveniyoruz. Van Spor'u daha önce biz burada yenmiştik. Tekrar inşallah yeneceğiz. Ve yukarı sıralara tırmanmanın bu maçla beraber başlayacağına inanıyorum ben de. Oyun olarak herkes tarafından çok beğenilen bir takım Etimesgut Belediyespor. Takdir görülen bir takım. Son maçlarda da son iki maç golsüz berabere tamamlandı. Hem takım oluşumu nasıl oldu? Çok da genç bir kadroya sahip Etimesgut Belediyespor. Tabii öncelikle yönetim olarak genç geleceğe atıf takımı kurmaya çalışıyoruz. Bunda da hem teknik heyetimiz olsun hem kulüp yöneticilerimiz olsun buna özen gösteriyoruz. Tabii ki zaman içerisinde her takım yaşayacağı ufak tefek şanssızlıklar yaşıyoruz. Ama biz takımımıza güveniyoruz. Genç takım, deneyimli bir hocamız var. Bir de çok tecrübeli bir yönetimimiz var. Böyle olunca bu tip maçların bazen şanssızlıklar yaşadığınızda geriye düşmüş gibi olsanız ama takımın oyun sistemi bizi ümitli tutuyor her zaman. İnşallah bu sene playoff gruplarına kalacağımıza inanıyorum. Takımın da oyun sistemine de güveniyorum. Hocasına da güveniyorum. Genç oyuncularına da güveniyorum. İnşallah en kısa sürede toparlayıp bir üst sıraya daha çıkacağımıza inanıyorum ben. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. Size sağ olun. Teşekkür ederim. Hakkı hocam, merhaba. Merhabalar.
Etimesgut Belediyespor'un idman sahasıyla maçı aynı yerde yapıyor. Bu bir handikap oluşturuyor mu? Aslında suni çim olması tamamen bir handikap. Suni çimin deformasyonu diğer normal çimlere göre çok problem yaratmıyor ama yani zeminin normalde sporcunun ağırlığı var. Bu bir zemine stres uyguluyor. Çimde bu stresin geri reaksiyon kuvveti bu kadar şiddetli olmazken suni çimde bu reaksiyonu daha fazla alıyor. Sanki betona daha yaklaşan bir çimle beton arasında bir şeyden bahsediyoruz biz burada. Biz de sağlık ekibi olarak öncelikle amacımız burada. Yani rehabilitasyondan daha ziyade tamam böyle bir sahamız var ama bu sahada en az sakatlığı nasıl yaşarız veya sakatlığın oluşmasını nasıl önleriz? Bunlar için çaba sarf ediyoruz. Tabii ki sakatlık olduktan sonra da en kısa ve en güvenli sürede hem sporcuyla hem de teknik ekiple oryante olarak sporcuyu aynı bölgeden daha tekrar sakatlanmamak şartıyla sahaya en güvenli, en sağlıklı zamanda vermeye çalışıyoruz. Teşekkürler hocam, sağ olun. Evet, evet.